gördüm. Yok. Gözü kapanmış. Şimdi ona gidiyorum inşallah. Doğru yapacağım. Oo, çok güzelsin. Gel. Gel hadi. Pıs 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 pıs. Gel. Uf, gözü kapanmış. Yok. Gel. Gel bir tanem, gel. Ne olur kaçma, gel. Gel pıs pıs pıs. Bak mama, gel. Bak mama koydum sana. Gel. Gel güzel gözlüm, gel. Gel bir tanem, korkma. Neredesin? Gel pıs 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 pıs. Gel. Senin annen nerede? Seni niye yalamamış? O gözlerini niye yalamamış anne? Gel pıs 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 pıs. Tamam, bir iki tane daha ye, git. Hadi. Kedi bekliyor. Hadi. 20 dakika falan uğraştım ama olmadı. Yüzünü sürdüğü bir tane kaşıdığı tahta var. Oraya sürdüm kremi. İnşallah denk gelir, bilmiyorum. Sürdüm. Bugün ablam eniştem ve Ali geleceği için annem hazırlık yapıyor. Hem eniştem için hem de Ali bayağı istiyordu. Yememişti. Şimdi fırında şöyle bir poğaça var. Onu şöyle küçük göstereyim. Sıcağı kaçmasın. Bayağı kabarmışlar. Bu poğaça çok basit bir poğaça. Malzemeleri de çok basit. Hemen onları sayayım. Yaparken çekmeyi unuttum. Daha şimdi aklıma geldi. Bu poğaçanın ismi ne bilmiyorum. Annem kolay poğaça. Kolay poğaça diyor. Hatta buraya da Ayfer'in tarifi yazmış. Aldığı kişiyi unutmamak için. Tarifi 1 bardak sıvı yağ, 2 bardak yoğurt su bardağıyla, 3 kabartma tozu ve tuz. Alabildiğince de un. Annem dışı birazcık böyle farklı gibi olsun diye de galeta ununa batırdı. Şöyle tekrar göstereyim, anlaşılıyor. Zaten olunca da gösteririm. Bunlar böyle çok çabuk oldu, çok çabuk geldi bunun mayası. Eline yapışmayacak kadar olduğunda da kıvamı gelmiş oluyor. İçine de dereotuyla maydanoz, dereotu, birazcık da işte ne peynir koydu. İç yaptı öyle yani. Siz isterseniz boş da yapabilirsiniz. Boş yapmışlığımız da var onun çünkü. Bu da annemin yıllardır yaptığı ve birçok kişinin deneyip yapamadığı bir açma. Pastaneden alınmış gibi oluyor. Şöyle göstereyim hemen. Bunun tarifi ne anne? İşte açma. Bir kilo, yarım kilo süte, yarım kilo ılık süt, iki tane yaş maya. Yarım kilo sütü ılık süt mü? Ilık süt olacak yani. Yarım, yani yarım kilo, kilo ılık süt. Kilo değil. Ondan sonra bir kilo yaş maya dedik. İki yaş maya. İki yaş maya. Paket, iki paket şöyle oluyor ya. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet. 6 kaşık dolu olmamak şartıyla şeker, yemek kaşığıyla. 1 su bardağı dolu olma, az eksik yağ, sıvı yağ. Bunu annem kafasından yaptı ki şu an tarif say dediğim an tutuluyor. Birisini anlatırken de böyle oluyor. Bunun püf noktası ne anne? Genelde çünkü yapılmayanlar. Eline yapışıyor ama yoğururken. Bu hamur eline böyle şey yapıp hamur senden kalkması gerekiyor. Eğer o kıvamı aldığın zaman yani un normalde 1 kilo koyuluyor ama az da fazla oluyor. Eline yapışsın ama kaba yapışmayacak şekilde. Yapışmayacak. Hamur böyle kalkacak. Böyle şey yoğurdukça aynen kalkacak. Bekletiyorsun, ağzını kapatıyorsun. Çok şey yumurta 4 yumurta. Bak annem eksik tarifi. Evet. Bu tarifi alta yazacağım. Oradan bakın. 4 yumurtanın akını içine koyuyorsun. Bir beyazı içine koyuyorsun. Gerikini üstüne süreceksin. Onlar da şurada. 4 yumurtanın 3 tane sarısı. Bir sarı içine akıyla birlikte. Akıyla birlikte içine koyuldu. Yoğurdu beklettim. Ağzını kesinlikle kapalı tutun. Kapağını. Şu kapağı burada. Allah gitti. Neyse onu bir yıkarım ben. Şu şekilde yapıyor annem. Saç bu örgüsü. Kapak kesinlikle hava almadığı müddetçe aynen, 10 dakika veya 15 dakika sürmeden mayası geliyor. Şeyde yaparsanız daha iyi olur. Ama şu başka türlü çok zor geliyor. Saç örgüsü modeli veriyoruz biz genelde. Bunun sonrasında gözüküyor. Gerçekten çok tatlı. Böyle saç modeli bu. Aynen saç örgüsüne. Böyle uzun yapıyor annem. İşte yuvarlak yapıyor.
Bir de bunun yanı sıra tatlı yapacak, mozaik yapacak. Onu da çekmeye başlarım yaptığında. Şu an bir tek onu yakalayabilirim. Diğerlerini unuttum dediğim gibi. Bunları böyle tepside de bekletiyoruz. Hemen fırına atmıyoruz. Biraz tepside de kabarmaya devam ediyorlar. Sonrasında işte yumurtanın sarısını sürüyoruz. Çörek otu ve susam da ekleyip fırına veriyoruz. Şimdi fırında zaten öbür poğaça var. Onu bekliyoruz. O da olmak üzere aslında. 15 dakika falan oldu değil mi? Anne onu atalım. O çok pişiyor zaten. Evet, 15 dakikada hemen oluyor. Yani gerçekten misafir, habersiz gelen misafir için hem kolay hem de hızlı olan bir şey. Sizi zorlamaz. Yumurta yok, bir şey yok içinde. Bizim misafirler haberli geliyor. Böyle hazırlık yapıyoruz Ali Bey'e. Bakalım beğenecek mi Ali Bey? Aynen, onda şeker yok. Sadece yağ var. Aynen, bu tam Ali'ye uygun bir tarif. Şekersiz. Ali zaten şeker yemiyor. Bu saç örgüsü gibi olan da şeker var ama çok fazla bundan vermiyor şimdi diğer seçeneği olduğu için. Bundan bir tane yese bırakıyor. Sana uygun olmadığını söylediğimizde hemen bırakıyor, diretmiyor. Bu kolay poğaçamız oldu. Dediğim gibi çok kısa sürede oluyor. Şu şekilde tekrar göstereyim. Dışı galetaya batırdığımız için böyle daha değişik duruyor. Lezzetinde hiçbir bozulma olmuyor. Aksine daha tatlı bir tadı oluyor. Şöyle. Puf puf oluyor zaten. Şu an dokunamıyorum ama. Nasıl göstereyim? Çevireyim mi? Hayır, dokunamam. Çok kaynağı. Yok, çevirmesinden. Bir dokunabiliyorsan dokunsana anne. Puf puf. Şimdi sert ama biraz sonra yumuşacık olacak. He, sonradan mı yumuşuyor? Yerken çok puf puf oluyor. Şimdi böyle biraz bekleteceğiz fırından çıkmış halini. Sonra alacağız. Evet. Annem şimdi bisküvi tatlısını yapmaya başladı. İki farklı bisküvi kullandık. Tadı daha evde olan değişik. Hem de annem evdekini değerlendirmek amaçlı. 450 ya da 500 gram kadar bisküviyi böyle parçalıyor. 200 ya da 250 gram kadar da tereyağını böyle ilk önce eritiyor. Bunu ama soğuk sıcak mı koyuyorsun? Yok, sıcak koyacağım. Sıcak mı? Bizi soğuk da içtim sanki bir kere. Biraz soğuturum, koyarım. Bir bardak süt koyuyoruz. Bir bardak başka. Kakao koyacağım. Ona kakao koyacağım. Fıstıklı şekeri koyacağım. Hı hı. İçine de cevizli fındık ekleyeceğiz bir de içine. Hindistan cevizi ekleyeceğim. Boyutları önemli mi? Ha, şöyle olursa daha iyi. Yani çok da incelememiz gerekiyor. Şöyle şekilde. Boyutu da bu şekilde. Aşamaları. Sütçüden şöyle süt almıştık şimdi. Bir bardak kadar koyacak. 3 tane kepçe falan bir bardak oluyor galiba değil mi? 2 kepçe oluyor herhalde. Bu kadar koydum. 3 kepçe kadar koydum. Ben de şöyle yağ, pudra şekerini koydum. Şimdi bir de kakao koydum. Onu karıştıracağım. Kakao da ekleyelim. Küçük paket olunca bir paket koyuyorlarmış. Bu kakao sevene bağlı herhalde. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biz çok yoğun yapmıyoruz. Yani karardı mıydı? Aç olmasın. Şey yeterli oldu. Dökerken hepsini dökmüyorum. Birazdan üstüne ayırıyorum. Süs yapmak için. Altta kalan katıları aldı. Yani ne kadar karıştırsanız da biraz kütür kütür kalıyor mu herhalde. Sonra böyle karıştırıyorsunuz. Sonuçta onunla geliyor hemen. Poğaçalar gelmeye başladı. Şöyle onları da göstereyim. Hani bu olmuş bence. Üstü yanmaya bile dönmüş gibi. Çevirsene. Altı pişmemiş. Evet, üstü kapanıyor mu? Kapanıyor mu? Azıcık olsa. Altı mı açık kalsın şimdi? Altı açık. Kapadı altını, üstünü kapattı. Altını biraz çeksin. Şöyle uzun ince bir borcam var. Bu borcamın kendinden kapağı var. Annem şimdi o borcama koydu, onu yaydı güzelce. Kare kare kesmesi daha kolay olsun diye.
kıvamı ele yapışmayacak gibi. Bizimki az önce biraz sıvı olmuştu. Annem biraz daha bisküvi kırdı içine katılaşması için. Şimdi kalanı üstüne yayacak. İçine biraz ceviz kıymeti koydu bu arada. İstediği kadar koyabilirsin. İnsan cevizi koyan falan da var. İsteyen şunu isteye bağlı. Böyle. Kalanı da üstüne döküp yayıyoruz. Şöyle bu oldu. Az önce sadece altını açtım. 2 dakika falan. 2-3 dakikada altı oldu. Şimdi üstünü bezle kapatacağım. Aşırı yumuşak göstermiyor yani ama şöyle içine insan el giriyor. Çok güzel. Üstünü de nasıl süslemek isterseniz. Ben şimdi birazdan cevizli fındık çekeceğim. Bir de onları serpeceğim. Bu da bu kadar. Sonra dolaba gidiyor. Şimdi cevizli fındığı çektim. Onları da böyle ekliyorum. Biraz gelin. Dur yanaş şimdi. İşte çok yaklaşma oraya. Bu şekilde süslüyorum. Tarifleri alta yazacağım. Anlamadığınız ya da eksik bulduğunuz bir şey olursa bana yorum atın. Cevap veririm. Son hallerini diğerlerini de çekeceğim. Ne çıktı? Beyaz şeyler çıktı. Son olarak da yanına, bunların yanına turşu kavurma yapacak annem. Şöyle karışık. Bunu da gösteririm yaparken. Şimdi turşuyu kavuracak annem. 3 tane soğan, orta boz ve salçayla önce soğanları biraz böyle kavuruyoruz. Sonra şöyle turşumuz var. Suyunu sıktı annem, koydu. Bunları direkt ekleyeceğiz ve bunları da kavuracağız. Bu kadar turşu kavuruyoruz. Kız da çayı koyuyor. Çocuğum babamı götürdüm. Bir ağız kaynatıyormuş yani ne kadar oldu bilmiyorum. Kimisi bir tık diyor. Bir çukur Karadeniz versiyonu bir ağız kadar kaynatıyormuşsun. Ya böyle hepsi salçaya bulanmış oluyor işte. 5-6 dakika kaynatıyorsun tekrar. Orta ateşte kısık tabii. Oluyor. Şimdi Ali geldi. Onları bekliyorum. Kapıyı açtım. Saçı kesildi mi bilmiyorum. Bir bakacağım. Halıya da takıldım. Kaldır biraz. Olmuyor mu? Zor geliyor bana. Ne dedi? Haluk Efendi gidiyor. Nereye gidiyor? Bu sıra tutunabilirim onlara. Evet, biz tutunmayalım. Bak ben de tutunmuyorum çünkü elimizi... Sıkıştırabilir. Evet, sıkıştırabilir. Hadi tut dedin elini. Yani elini ver elini. Bir hokus pokus yapsana. Şu lamba yapsın. Yaptı ya. Hokus pokus. Ali neyle geldiniz? Hangi arabayla geldin?
Koca oğlan da mı geldiniz? Oo, dur bekle bekle. Koca oğlan geliyor. Ee, bak koca oğlan geliyor ya. Bu mu koca oğlan? Bu mu sizin koca oğlan? Koca oğlan gelmiş.